Evet, selamlar herkese. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda artık yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesine, yeni bir yolculuğa sizlerle birlikte başlıyoruz. Bu sözleşmeyi ben çocuğum için açtırdım. Bireysel emeklilik anlamında onun geleceğine yatırım yapmak adına böyle bir işleme başlamış olduk. Tabii ki bu Anadolu Hayat emeklilik üzerinde oldu. Buradan da size garanti emeklilikteki kendi sözleşmem haricinde burada da çocuğumun geleceğine yönelik bir bireysel emeklilik sözleşmesi başlattım. Bunun detaylarına geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalımıza bir bakalım. Bildiğiniz gibi bizler bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuşuyoruz. Bireysel emeklilik sözleşmeleriyle ilgili nasıl daha fazla getiri elde edebiliriz? Hangi fonlara geçebiliriz? BES fon tavsiyeleri gibi bir takım en çok getiren fonlara dair bilgiler veriyoruz. Bunun haricinde günlük olarak da bir gün öncesinde en çok getiren fonlarını Instagram ve Twitter sayfamızdan sizlerle paylaşıyoruz dedikten sonra konumuza geçelim, tekrar geri dönelim. Bu sözleşme Anadolu Hayat emeklilik üzerinde ve şu anda gördüğünüz gibi sadece %100 altın katılım fonuna geçilmiş vaziyette. Bunda yakın bir zamanda değişiklik yapabiliriz ama şu an için beklemedeyiz. Burada sadece aylık 450 lira gibi çok küçük bir rakam ödeyeceğim. Ama çok uzun vadeli bir fon olacak. Sizlerle birlikte bu sözleşmeyi de belli bir seviyeye getirmek için çabalıyor olacağız. Tabii bunu neden yapıyorum? Hem Anadolu Hayat Emekliliği merak eden arkadaşlar için Anadolu Hayat Emekliliğin arayüzünü sizlere gösterme şansını elde etmiş oluyorum. Bu sayede fon değişikliği nasıl yapılabilir? Nereden ne şekilde yapacağız? BEFAS fonlarını nereden alacağız? Hem bunları size göstermiş oluyorum, hem garanti emeklilikle bir kıyaslama şansı yapma şansı elde ediyoruz. Onun arayüzüyle Anadolu Hayat Emekliliği'nin arayüzünü kıyaslama şansı yapıyoruz. Hem de sizlerle uzun vadeli bireysel emeklilik perspektifinde neler yapılabilir, bunu gösterme şansımız olacak. Tabii ki bir taraftan da esasında asıl ana fikir çocuklarımız için şimdiden bir bireysel emeklilik sözleşmesi yapmamız gerektiğini sizlere göstermek ve bu anlamda belki de bir öncü olabilmek, örnek olabilmek adına bu şekilde bir girişim başlatmış olduk. Peki şu ana kadar neler yapıldı? Bu sözleşme henüz çok yeni. Neler yapıldığına bir bakalım. Aylık 450 liralık bir yatırım öngördük şu anda. Ayrıca bir 50 liralık da ek katkı payı ödemişiz. Yaklaşık olarak sanıyorum 2 ya da 3 hafta oldu bu sözleşme açılalı. Altın fonuna doğrudan geçmiştik. %100 altın katılım fonundayız. Çok yüksek agresif bir risk seviyesi olarak gözüküyor. Fakat biz yatırdığımız 500 liradan sonra altın piyasasındaki hareketlilikten dolayı hemen 561 liraya birikimimiz ilerledi. Burada zaman içerisinde çocuğumuz için bir değer yaratabilmek adına böyle bir sözleşmeye de geçmiş olduk. İlerleyen videolarda burada hisse senedi fonları tercih etme olasılığımız çok yüksek. Çünkü yatırım perspektifimiz çok uzun. Dolayısıyla son derece riskli bir portföy yöneteceğiz. Riskli olacak ve o şekilde de yola devam edeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir devlet katkısı hesabımıza yatırılmadı. Burada gördüğünüz gibi şu andaki ücretin tamamı bizim yatırdığımız ve yatırdığımızdan kazandığımız fon getirisi olarak gözüküyor. Bu taraf böyleydi. Bundan sonra çocuğum için BES kategorisi altında bu sözleşmeyi de ilerleteceğiz. Sizlerle buna dair videolarla çekip bunu bir seri haline getirmeyi planlıyorum. Ama garanti emeklilik tarafındaki kendi bireysel emekliliğim ona da devam edeceğiz. Sizlerle uzun vadeli perspektif
anlık majör değişiklikler, günlük yapılması gereken ve takip edilmesi gerekenleri yine paylaşıyor olacağınızı hatırlattıktan sonra bugün içerisinde yani 13 Haziran itibariyle piyasalara da baktıktan sonra videomuzu kapatacağız. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana yansıyan verilere göre Dolar TL'de yatay bir seyir vardı. 23.64 bandında beklemede artık 22 Haziran tarihi bekleniyor. Burada da muhtemel bir faiz artırımı bekleniyor. Fakat gram altın tarafında gün içinde 500 liralar görünse de 1478 liralarda hala altın güçlü kalmaya devam ediyor. Ons tarafında da yatay bir seyir izlemeye devam etti. Fakat borsa tarafında yine bugün satış hakimdi. Türk Hava Yolları biliyorsunuz endeks hissesi Borsa İstanbul'un majör hisselerinden bir tanesi. %3 ile kapattı. BIST 30, BIST 100, BIST Temettü ve Bankalar Endeksi aşağıya doğru gitmeye devam ediyor. Fakat buralarında artık yavaş yavaş toplama zamanı, yavaş yavaş hisse senedi fonlarını değerlendirme portföylerde oranlarını küçük miktarlarda da olsa artırma dönemi olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Amerika'da ve dış piyasalar biraz daha olumlu seyretti. Uzak Doğu daha kuvvetli gözüküyor. Fakat S&P 500 ve Euro bölgesinde borsalar biraz daha olumluydu. Bu şekilde. Son olarak bir de bir gün öncesinin verilerini 12 Haziran'a ait verileri Tefas'tan en çok getiren fonlara baktıktan sonra tamamlayalım videomuzu. Evet, zirvede katılım emekliliğe ait kıymetli madenler katılım emeklilik yatırım fonu vardı. Sadece bir işlem gününde %3,35'lik bir getiriyi takipçilerine sağlamış. Burada altına yönelik bir fon olduğunu söyleyebiliriz. Agesa'nın yine teknoloji yabancı değişken fonu var. Kazandırmaya devam ediyor. %3,15. Yabancı olduğu için isminde muhtemelen yeni geçişlere kapalıdır. Fiba Emeklilik tarafında teknoloji sektörü değişken emeklilik yatırım fonu var. %2,38 ile. Burada hem yabancı hisse senetleri hem de hisse senetleri birlikte barınıyor. O yüzden değerlendirebileceğiniz bir fon olduğunu söyleyelim. BNP Paribas'a ait teknoloji sektörünün değişken fonu var. Buralarda artı yazmasının sebebi esasında borsa negatife giderken artı yazmasının sebebi yabancı hisse senedi piyasalarında pozisyonların olmasından dolayı dikkat ettiyseniz hep değişken fonlar çünkü içeriğinde yabancı hisse senetleri var. Sadece 5. sırada yanılmıyorsam Türkiye Hayat Emekliliği'ye ait teknoloji sektörü hisse senedi var. Burada da yine yabancı ağırlığını görüyoruz. Fakat bu fonların valörlerine dikkat edelim. Alışlarda bir gün sonra, satışlarda da 2 gün sonra satış işleminin gerçekleştiğini görüyoruz. Kamu dış borçlanma araçları fonları da güçlü kalmaya devam ediyor. BFAS tarafında beklenen Eurobond ve döviz atakları güçlü getiriler yapmaya devam ediyor. Bir de otomatik katılım tarafına bakalım. Otomatik katılımda maalesef günlük getiriler ayın 12'si itibariyle zayıf kalmış durumda. 0,70 ile en çok getiren Türkiye Hayat'ın dengeli katılım değişken emeklilik fonu olmuş. Burada da hisse senedi, kamu kira sertifikaları gibi bir çeşitlendirme yapıldığı göz önünde çarpıyor. Aynı zamanda yine Anadolu Hayat'a ait bir agresif katılım değişken fon var. 0,70'lik bir getiri. Burada da hisse senetlerinin çok ağır olduğunu, yoğun olduğunu görmek lazım. Açıkçası katılım tarafında biraz yatay bir seyir izlenmiş gibi duruyor. Şimdilik bu kadar. Lütfen takıldıklarınızı yorum bölümünden iletmeye devam edin. Dinlediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum.